Evet Halil kardeşim, sizler de hoş geldiniz. Şöyle söyleyeyim, Sultan Gazi Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlik alanındayız. Sizin de belirttiğiniz gibi. Burada Sultan Gazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum ben öncelikle. Sultan Gazi Belediyesi burada, siz de görüntülediniz herhalde bilmiyorum ama hemen hemen her ile birer stand ayarlamış, açmış. Çok da güzel. Bu vesileyle biz de Kahramanmaraş Federasyonu ve özellikle Elbistan ve Karamaraköy Derneği olarak burada iki gündür bulunmaya çalışıyoruz. Üyelerimizi davet ettik. Yaklaşık 28-29 gün inşallah burada olacağız. Tüm hemşerilerimizi bu vesileyle davet ediyorum. Bununla birlikte burada ne olacak? Misafirlerimiz, siyasiler gelecekler, standımızı ziyaret edecekler. Ve bizler de inşallah burada Kahramanmaraşlı, Elbistanlı, Karamaralı olarak misafirlerimizi karşılayacağız. Sizin gibi değerli hemşerilerimiz de ara ara geliyorlar. Basınla ilgilenenler, işte dernek başkanlarımız, misafirlerimiz geliyor. Bu anlamda özellikle Kahramanmaraş'ın bu yıl hepimizin de bildiği gibi maalesef asrın felaketi diyebileceğimiz iki tane deprem geçirdik. Bununla birlikte Maraş Federasyonu, özellikle Maraş Federasyonu deprem anından itibaren çok hızlı bir şekilde organize oldu. Bununla birlikte özellikle Elbistan Dernek Başkanımız, Elbistan Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri ve bizler de federasyon üyesi dernek olarak Karamaraköy Kültür ve Dayanışma Derneği de çok hızlı bir şekilde organize oldu. Neler yaptık? İsterseniz biraz da bunu belirteyim. Öncelikle tabii ki Maraş Federasyonu çok büyük bir organizasyona imza attı. Uğur Başkanımızın riyasetinde çok güzel çalışmalar yapıldı. Bununla birlikte biz Elbistan Derneği, özellikle Latif Başkanım, Maraş Federasyonu'nun bünyesinde iyi çalışmalar yaptı. Şu anda sayısını bilemiyorum ama özellikle Elbistan'a, Afşin'e ve Afşin, Türkoğlu bölgesine gönderilen tırlar var. Bunu basında da yer aldı. Bununla birlikte biz ne yaptık? Karamaraköy Kültür ve Dayanışma Derneği olarak yaklaşık biz depremin ikinci günü buradan 4 tane araba, bir kamyonet şeklinde yardım gönderdik. Dernek yönetiminden üyelerimizi gönderdik. Bizler burada gece gündüz çalıştık. Bununla birlikte nakdi olarak da yardımları oldu üyelerimizin, köylülerimizin, arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin. Bu vesileyle herkese, bize bu anlamda yardımcı olan herkese de teşekkür ediyorum. Sonrasında ne yaptık? Biliyorsunuz depremden sonra özellikle İstanbul gibi büyük bir şehire ve diğer şehirlere giden bizim Karamağara köyüne mensup, Elbistan'da oturan, Afşin'de oturan, depremden zarar gören 52 ailemize de biz nakdi ve aynı yardımlarda bulunduk. İnşallah Ramazan vesilesiyle öncelikle burada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ramazan vesilesiyle hem Elbistan Derneği hem de Karamağara Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği olarak yardımlarımız devam ediyor, yani toplanıyor ve inşallah Ramazan ayının sonuna kadar da bu yardımlarımız devam edecek. Tekrar bu vesileyle Sultan Gazi Belediyesi'nin bizlere açmış olduğu bu standta bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.